İlk olarak Street Fighter Alpha serisinin ikinci oyununda oynanabilir bir karakter olarak karşımıza çıkan Çin menşeli Gen aslında serinin ilk göz arasında Ryu'nun bir rakibi olarak kendisini göstermiştir. Gen genellikle yüzünde sert bir ifade olan yaşlı bir adam olarak tasvir edilir ve seri içerisindeki en kısa karakterlerden biridir. Birçok Street Fighter karakterinde de olduğu üzere başlarda göz bebekleri olan bir modellemeye sahipken sonrasında gözleri tövbe estağfurullah denilebilecek şekilde beyazlamıştır. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Dördüncü oyundan itibaren bundan böyle iyiden iyiye kabul görmüş bir karakter olarak karşımıza çıkan Gen, stil olarak Çin dövüş sanatlarını benimser. Tarantino filmlerindeki bazı isimleri aratmayan görünümüyle birçok oyuncu için merak uyandıran bir karakter olmuştur. İsmi kelimenin tam manasıyla köken ya da kaynak gibi anlamlara gelir. Japonca'da Onyomi biçiminde okunur, hatta karakterin Mandarin okuması, yanılıyorsam yorumlarda düzeltin, daha çok Kuzey Çin'de konuşulan lehçeye göre Yuan'dır. Gen'in arka plan öyküsüne baktığımızda her şeyden önce dövüşmeyi epeyce bir ciddiye alan, Ryu ve Akuma gibi zorlu rakiplere karşın titizlik gösteren, sessiz ve bilge bir adam olduğu söylenebilir. Geçmişinde usta bir suikastçı olarak nam yapmış ve Çin'in yeraltı dünyasında bir efsane olmasına rağmen iyi niyetli biridir çünkü zayıf olanlara karşı gücünü dayatmaz. Yine de kendisi için Hong Kong Şeytanı adlı bir yakıştırma yapılmıştır. Ek olarak Gen'in bir başka Street Fighter karakteri olan Chun Li'nin babası Dorayen'in yakın arkadaşı olduğunu hatırlatalım. Hikaye göre bir zaman sonra kanser teşhisi konulan Gen, hastalığını kabullenip kaderine razı gelmek yerine bir dövüşçü olarak onurlu bir şekilde ölmeyi tercih eder. Bu sebeple geri kalan hayatını kendisine yaraşır bir ölümle buluşturabilecek dişli bir rakip arayışında geçirir. Satsui no Hado tekniğinde ustalaşmış bir ismin varlığı kulağına geldiğinde ise aradığını bulmuştur. Bu kişi daha önceki Street Fighter videolarında da adından sıklıkla bahsettiğim Akuma'dan başkası değildir. İkilinin gerçekleştirdiği kıyasiye mücadeleden bir müddet sonra Akuma, Gen'in ölümcül hastalığını fark edip dövüşü sonlandıracaktır çünkü bunu adil bir karşılaşma olarak kabul etmez ve en nihayetinde beraberce yaptığı kavgayı bitirip Gen'i kaderine terk eder. Gen'in sonraki oyunlarda tekrar tekrar Akuma ile olan mücadelesi söz konusu olsa da serinin son oyununda bu defa yine Akuma tarafından öldürüldüğü ima edilmiştir. Ancak tam olarak resmi bir açıklama yoktur. Street Fighter 6'da kendisini görebilecek miyiz? Bu da ayrı bir merak konusudur. Kendisini daha çok Mortal Kombat filmlerindeki Liu Kang olarak hatırlasak da Street Fighter The Legend of Chun Li isimli filmde Gen karakterini bu abi, yani Çinli aktör Robin Shaw oynamıştır. Daha önceki videolarımda da defaatle söylediğim gibi bu filmi izlemediğim için adil bir eleştiri yapamıyorum ama okuduğum kaynaklara göre bu filmin de Street Fighter'la pek bir alakasının olmadığı söyleniyor diyerek bu videoyu da burada bitirelim. Şu anda ekranda gördüğünüz tüm karakterler, hatta ekranda göremediğiniz Hakan, Gouken, Akuma vesaire gibi birçok karakterin videosu bu kanalda mevcut sevgili arkadaşlar. Bir sonraki Street Fighter karakteri için yorumlarınızı bekliyorum. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.